Hocam derbi mesainiz başladı Nevzat Demir tesislerinde. Aynı zamanda dün de bir buluşma gerçekleşti evet. Burada. Samet Hoca, Feyyaz Hoca ve siz bir araya geldiniz. Öncelikle bununla başlayalım. Neler söylersiniz? Ya öncelikle tabii ki çok mutlu oldum. Yani hem takım kaptanım da benim. Feyyaz da zaten ben de Feyyaz'ın takım kaptanıydım. Yani üçümüzün bir araya gelmesi çok güzel. Bayağı bir konuştuk, oturduk, konuştuk. Yapacaklarımızı konuştuk. Her şeyi konuştuk. Bundan sonra da zaten sık sık görüşeceğiz. Hem takımın durumunu paylaşacağız. Her şeyi paylaşacağız. Birlik beraberlik içinde çok güzel şeyler yapacağız. Bu tabii ki yıllardan beri Beşiktaş'ta görünmeyen bir şey. Bu da gerçekleşti. Çok güzel. Yani hele biz bir araya gelince birbirimizle güldük. Yani bir araya geldiğimiz için. Gerçekten çok mutlu oldum bugün geldiklerimden dolayı. Tabii ki hep beraber de en iyisini burada yapmaya çalışıyorum. Hocam şunu da sormak istedim. Masuaku, Rose ve Raşisa'nın sakatlıkları devam ediyor. Nedir durumları? Derbide forma giyebilirler mi yoksa ihtimal yok mu? Şu anda şöyle, onun tabii ki kararını doktor verecek. Doktor arkadaşımız mutlaka size bir şey söylerler yani genel olarak. Şu anda çıkmıyorlar Rose'de. Ne kadar şey çıkmıyorlar. Antrenmana çıkmıyorlar şu anda. Yani daha şey belli değil yani. Onu da yani dediğimiz gibi doktor arkadaşla konuşursak net şekilde de öğreniriz yani. Tayyip'in durumu belli oldu mu hocam? Efendim? Tayyip oynayabilecek duruma geldi mi? Tayyip çalışıyor şu anda şey değil yani. Tam değil, hazır değil yani. Hocam Fenerbahçe derbisi. Siz de Fenerbahçe'yi yakından bilen ve genel olarak Fenerbahçe ters gelen teknik adamlardan birisiniz. Mücadeleyi takımı nasıl hazırlıyorsunuz? Takımın mental durumu nasıl? Durumumuz iyi. Hiçbir sorun yok. Tek hedefimiz maçı bekliyoruz. Bizim için çok önemli. Bizim için önemli, taraftar için önemli, camia için önemli bir maça çıkacağız. Bunun farkındayız. Oyuncularımız da farkında. İşte buradaki yaptığımız şeyleri, farkındalığımızı, her şeyimizi de sahaya dökmemiz gerekiyor. Bizim mutlaka kazanmamız gerekiyor. Başka hiçbir düşüncemiz yok kafamızda. Çünkü eğer yukarıyı yakalamak istiyorsak kesinlikle bu maçı kazanmamız lazım. Kendi sahamızda. Ben tabii ki başta taraftarımıza çok güveniyorum. Onların çok büyük desteği olacak. Onu biliyorum. Her zaman da oldu. Ve futbolcu arkadaşlarıma da sonuna kadar güveniyorum. Sakatmış, oymuş, buymuş onların hiçbir tanesi mazeret değil. Bizim için bu kritik bir maç, dönüm maçı. Onun için de bizim bu maçı mutlaka kazanmamız lazım. Hocam futbolcunuz döneminde de taraftarlara açık antrenmanlar yapılırdı ki evet. Derbi var. Sayın Başkan da bu yönde görüşler belirtmişti seçim çalışmasında. Derbi öncesinde eğer taraftara bir açık antrenman fikri gelirse siz nasıl bakarsınız? Hem statta veya Nevzat Demir tesislerinde böyle bir şey olabilir mi? Ben şey kapalı şeyden yana değilim. Hiçbir zaman değilim. Ben tabii ki bugün de dün Feyyaz geldi konuştuk. Ondan sonra açmaya karar verdik. Bugün sizler için açmaya karar verdik ve açtık. Yani biz her şeyi açız. Yani tabii ki bu belli bir yere kadar olur bazen zaman zaman her zaman olmaz ama belli bir yere kadar mutlaka zaten bu işleri artık Feyyaz'ın üstünde. Feyyaz da onu iyi bir şekilde yapacağını inanıyorum yani. O da sizlerin içinden gelen birisi hem de bizim içimizden gelen birisi. İki tarafı da çok iyi anlar. Ona göre güzel şeyler yapacağız yani basın bir olmasa hiçbir şey olmaz yani gerçekten yani basının bence olması gerekiyor. Herkesin de bir işi var. O işini yapması için de mutlaka güzel şeyler size sağlamamız gerekiyor ki siz de gideceğiniz yerlerinde çok güzel şekilde de bilgileri verirsiniz. Onun için de biz sizler için elimizden gelen ne varsa, size nasıl güzel şeyler yapabilirsek hepsini yapacağız. Yani. Hocam göreve geldiğinde sakatlıklarla ilgili bir rapor açıklama yaptık. Yani bunun kaynağını yok, bunun kaynağı bende de değil. Yani bunun kaynağı bizim şeyde, yani doktorlarda. Onlar size bilgi verirler veyahut da kulübümüz verirler, bilgi verirler yani. En doğrusunu onlar biliyorlar yani. Hocam başkanla görüşme imkanınız oldu mu göreve geldikten sonra? Yok, başkan cuma günü inşallah buraya gelecek. Cuma günü görüşeceğiz, takımla tanışacak. Şu anda kendisi herhalde yurt dışındaymış. Geldiğinde zaten görüşeceğiz. Hocam Beyli ve Gezal sahada derbi için önemli iki oyuncu. Oynama ihtimalleri, nasıl durumları bahseder misiniz? Hazırlar mı? Şimdi bakıyoruz işte yani onlar çıkalı iki gün oldu. Bakıyoruz şimdi ondan sonra zaten maç gününe kadar bir karar vereceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Transfere mi geçiyor hocam? Efendim?
Sayın Başkan transfer için. Onu bilmiyorum. Yok transfer değil. Adam bilemeyiz yani onu. Kendi işi vardır. Belki özel işi vardır. Bilemiyoruz onu. Feyyaz burada olsaydı size cevap verebilirdi yani. Ben tek bilmiyorum. Teşekkür ederiz. Alo. Yani bir şey olursak gerçekten bir şey.